Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun muhterem kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim geçmiş ümmetlerden, geçmiş peygamberlerin hayatlarındaki çok önemli olaylardan bahseder. Bunları sadece hikaye olarak algılamak en büyük bir yanılgıya bizi sevk eder. Bunları hayatımızda kıyamete kadar Kur'an'ın yolunda giden müminlere yol gösterici niteliğindedir. Bunlar semboldür aslında aynı zamanda. Yaşanmış birer hayat olayları ve günümüzde de bunlarla ilgili yaşantı karşılaştığımızda nasıl bir tavır sergileyeceğimiz bizlere anlatılır. Bunlardan en önemlisi hepimizce malum olan Firavun aleyhillâne, Musa aleyhisselamın tevhid mücadelesinden saltanatını kaybetme endişesi ile korkar. Ürker, şaşkınlık içerisinde Mısır sihirbazlarını toplar ve Musa aleyhisselam ile müsabakaya çalışır. Sihirbazlar Musa aleyhisselama, "Sen mi önce asanı atarsın yoksa biz mi atalım?" diyerek Musa aleyhisselama hürmet ve nezaket bir şekilde gösterirler. Musa aleyhisselam ise onlara "siz atacağınızı atın" der. A'raf suresi 115-116 ayetlerde bunlar geçiyor. Sihirbazlar Firavun ve Firavun gibi Mısır halkının önünde yere birkaç değnek ve ip atarlar. Onlar da kıvrılıp yılan gibi görülmeye başlayınca sonra emri ilahi ile Musa aleyhisselam asasını atar. Asa kocaman bir ejderha olup meydandaki bütün sihir aletlerini yutar. Sihirbazlar bu halin beşeri bir sanat ve marifet değil, ilahi bir mucize olduğunu anlarlar. Çünkü sihir olsaydı atılan değnek ve ipler sihir bozulduğunda yerinde kalırdı. Halbuki sihirbazların sihirleri bozulup iptal edildiği gibi aynı zamanda değnek ve ipler tamamen ortadan kaldırılmıştı. İşte bu mucizeyi gören sihirbazlar, "Biz Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik" diyerek secdeye kapanırlar. Firavun bunu çok öfkelenir bu olayı görünce. "Benden izin almadan nasıl iman edersiniz? Demek ki Musa sizin üstadınız ha? Siz bu işi ondan öğrenmişsiniz. O halde sizin el ve ayaklarınızı çapraz keserek sizi ölüme mahkum ediyorum" der. Sihirbazlar Firavun'a tavır koyarlar. "Seni bize gelen apaçık bir mucizeye tercih edemeyiz. Sen fiilinde serbestsin. İstediğini yapabilirsin. Dilediğin zulmü yapabilirsin. İşkenceden bize zarar vermez. İşkencelerin bizi asla bu yoldan saptırmaz ve yolumuzdan caydırmaz. Hükmünse yalnız bu dünyada hayatında geçerlidir. Oysa biz Allah'a döndürüleceğiz" derler. İşte muhterem kardeşlerim, bu olay ve buna benzer Eshab-ı Kehf gibi olaylar zalimlerin karşısında nasıl tavır takınılmamız gerektiğini bizlere gösteriyor. Aslında bugün yeryüzünde dünyayı büyüleyen, dünyayı servetleriyle sihirleyen, dünyayı materyalist sistemleriyle Müslümanlara adeta dünyayı dar edenler aslında Müslümanlar kendilerine geldiği an, Müslümanlar gerçek, sağlam, doğru bilgi ile inandıklarının ne yüce bir varlık olduklarının şuuruna vardıkları an bütün sihirler bozulacaktır. Bütün sihirlerin bozulmasının şifresi
Müslümanların kendilerine gelmesinden kaynaklanıyor. Müslüman firavunlara benzedikçe, Müslüman karunlaştıkça, Müslüman zalimlerin yanında yer aldıkça hem kendileri zelil olacak hem de Müslümanlara büyük bir ihanet etmiş olacak. Allah bizlere kendi inancımızın değerleriyle, kendi inancımızı yaşama ruhuyla hayat veren kullardan eylesin. Rabbim zamanımızın firavunlarını, zamanımızın musalarını da görmeyi bizlere nasip eylesin. Kıyamete kadar firavunlar da, musalar da eksik olmayacaktır. Rabbim iman eden müminleri, bizleri Musa Aleyhisselam'ın yanında yer alan kullardan eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.